Maalesef Türkiye'de bugüne kadar kurulmuş olan fonların hemen hemen hepsi bana göre şaibeli. İşsizlik fonundan damat bey 3 bin lira yakın da vergi aldı. Ben korkuyorum. Önümüzdeki dönemde Kanal İstanbul projesi ihale açılırsa. Emeklilik TV'den hepinize merhaba. Emekliler, emeklilikte yaşa takılanlar, işçiler, işsizler, mağdurlar. Emeklilik TV haklarınızın takipçisi olmaya devam ediyor. Sizler için çok özel röportajlar yapmaya devam ediyor. Son dakika haberlerini ve gelişmeleri Emeklilik TV'de sizlere duyurmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla Emeklilik TV'ye abone olmanızı umuyorum. Çünkü gerçekten de sizler için gerçek haberleri yansıtıyoruz. Doğru kişilerle doğru röportajları yapıyoruz. Ve emeklilikle ilgili, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, işsizlerle ilgili, işçilerle ilgili ne sorun varsa masaya yatırıp burada bu kanalda tartışıp sorunlara çözümler arıyoruz. Dediğim gibi Emeklilik TV'ye abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Facebook ve Instagram sayfalarından da bizi takip etmeyi unutmayın. Bugün yine çok özel bir konuğum var yanımda. Sayın Kani Beko ile birlikteyiz. Sayın Kani Beko İzmir Milletvekili biliyorsunuz. Ve o da yine mecliste sizlerin haklarının takipçisi. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Bugün neyi konuşacağız sizinle? Ne yazık ki işsizliği konuşacağız. Ülkemizde çok ciddi bir işsizlik oranı var. Kanayan yaramız haline dönüştü. Özellikle genç işsizlik. Ne yapacağız diye sürekli böyle bir şey haldeler. Bizlere de çok mesaj geliyor bununla ilgili. O kadar çaresizler ki işsizlikle ilgili şimdi burada onların sorunlarını masaya yatıracağız birlikte. Öncelikle hani ülkemizde genç işsizlik oranı tam olarak nedir? Doğrusu nedir? Bu kamu yönetimi temel kanunu çıkarıldığı dönemlerde öncelikle pamuğa kota geldi. Tütüne kota geldi, şekere kota geldi. Şimdi bu kotalar çıkarıldığı dönemlerde de biz işçilerle beraber yürüyüşler yaptık, mitingler yaptık ama durduramadık. Biz şunu görmüştük. Bu kotalar önce köyleri vuracak. Daha sonra da fabrikalar kapanacak. Önce köylüler işsiz kalacak, sonra da işçiler işsiz kalacak diyorduk biz. Ziraat odalarının istatistiklerinde de var bu. Kotalar 2002 yılında gündeme geldiğinde 3,5 milyon köylü köylerini terk ettiler, şehirlere geldiler ve 3,5 milyon köylü işsiz kaldı. Daha sonra da tabii fabrikalarda pamuk olmayınca, tekel fabrikasında tütün olmayınca, şeker fabrikalarında pancar olmayınca peki ne oldu? Bu fabrikalarda yavaş yavaş satıldı ve bugüne geldiğimizde maalesef üzülerek söylüyorum 8,5 milyona yakın işsiz kardeşimiz var. İşsizlik fonları ile ilgili konuşacağız. Şimdi tabii ki çok yüksek bir oran, işsizlik oranı gerçekten bu çok özellikle genç işsizlik çok yüksek bir oranda. Ama bu işsizlik fonları vardı. Evet. Hani bu işsizlik fonları ne içindi ve neye yaradı? Şimdi maalesef Türkiye'de bugüne kadar kurulmuş olan fonların hemen hemen hepsi bana göre şaibeli. Evet. Konut edindirme fonları yıllarca hükümet tarafından işçilerden her ay kesildi. Konut edindirme fonlarından ev sahibi olan bir tane işçi var mı? Daha sonra da dediler ki işçiler tasarruf yapamıyor dediler. İşte işçiler sanki çok para alıyormuş gibi kazanmış kazandıkları parayı, aldıkları parayı işte çarçur ediyorlar, harcıyorlar falan demişlerdi. Daha sonra tasarruf teşvik fonu altında bir fon kuruldu. Yıl 1900 hatırladığım kadarıyla 94. 94-95 gibiydi sanki. Hatırladığım kadarıyla. Bir geri ödemesi bir yapılmıştı galiba. O muydu o acaba? Evet. Şimdi, zorunlu tasarruf. Evet. Şimdi onu da anlatacağım. Disk otellerde de yeni açılmıştı. Biz de Kocaeli'nde çok büyük bir miting yapmıştık. Mitinge giderken de İzmir'den büyük bir pankart hazırladık. Pankarta da tasarruf teşvik fonlarımızdan 6 milyar
Paramız var, paramızı bize geri verin diye. Hatta mitingde o dönemde DİS Genel Başkanı bu pankartı işte yukarıya alalım falan demişlerdi. Tepede olduğu için tüm televizyonlar akşam tasarruf teşvik fonlarından işçiler 6 milyarını geri istiyor diye ifade etmişlerdi. Ertesi gün 54. hükümet dedi ki tasarruf teşvik fonlarında 5 kuruş para yok. Ne oldu para? Evet. Daha sonra ki hükümetler tasarruf teşvik fonları işte para pul oldu. Ya para pul olduktan sonra bazı arkadaşlarımız parayı aldı, bazıları işte alamadı ve dolayısıyla tasarruf teşvik fonları da bana göre şaibeli bir konumda kaldı. İşsizlik fonu kurulurken tabii ki ne amaçla kurulmuştu? İşsizlik fonu şu veya bu şekilde işsiz kalan işçi arkadaşlarımızın insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilmek için bir maaş bağlanmasıyla alakalı olan bir fondu bu. Bu böyle başladı ama işsizlik fondaki paralar biraz daha toplandıktan sonra burada hükümetin de ayranı kabardı. Maalesef bugüne geldiğimizde işsizlik bu fonu, işsizlik fonu bugün 150 milyara yakın olması gerekir. 150 milyar. Evet. Yani şimdi, 150 milyar işsizlik fonunda birikmiş olması gerekir. Evet. İşsizlik fonunda işçilerin 150 milyara yakın parası olması gerekir. Şimdi buraya tabii bunu siz de biliyorsunuz. Şimdi bu para bir işçilerden kesiliyor. Evet. İki işverenlerden kesiliyor. Hı hı. Bir de devletin tabii ki burada katkısı var. Ancak harcamalara baktığımızda bugüne kadar %90 oranlı mevcut siyasi iktidar kendi giderlerini harcamış. Sadece %10'lu işsiz kalan işçilere vermişler. Mesela bir dönem Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı iken 25 milyar gibi, yani eski paraya göre 25 katrilyonu devlet bütçesi dururken GAP'a harcadılar. Daha sonra da 25 milyarı da yani işverenlere, sanki işverenler açlık sınırı altında yaşıyorlarmış gibi bir 25 milyarı da işverenlere, yani işverenlere. İşsizlere verilmesi gereken parayı işverenlere mi verildi? Aynen böyle. Ama bunun bir yasal düzenlemesi yok mu yani bu parayı kullanmanın? Hani atıyorum bu işsizlik fonu sonuçta. Evet. Bu işsizlik fonundan yani işsizler için kullanılacak ve başka bir yere kullanılamaz gibi bir yasal bir yaptırım ya da bir uygulaması yok mu? Yani hani bunu iktidar istediği gibi istediği yere dağıtabilir mi yani işsizlik fonu adı üstünde sonuçta? Dağıtmaması gerekir. Yani bu yeni yasal düzenlemelerle işte bu paraları bu taraflara aktardılar. Aslında bana göre anayasaya bile aykırı olan bir durum bu. İşsizlik fonundan Damat Bey 3 milyara yakın da vergi aldı. İşsizlik fonundan? Evet, işsizlik fonundan 3 milyarını da Damat Bey aldı. Peki bu da yetmedi. Daha sonra da biliyorsunuz bazı bankaların içi boşaltıldı. Mesela Akbank, Vakıfbank ve Exbank. Buralara da 10.8 milyar liralık para aktarıldı. Karşında da tahvil verildi. Siz de biliyorsunuz 75 ve 100 milyar arasında bir Kanal İstanbul projesi var. Ben korkuyorum. Yani önümüzdeki dönemde Kanal İstanbul projesi ihaleye açılırsa 150 milyarlık işçilerin ve işverenlerin 150 milyarlık fonunu da bana göre oraya aktaracaklar diye şüphelerim var. Yani işsizlik fonundaki birikmiş paraları da Kanal İstanbul'da kullanacaklar gibi endişeniz var. Var. Neden var? Çünkü işsizlik fonunun siz de biliyorsunuz tek yetkilisi Recep Tayyip Erdoğan, ikinci yönetim kurulu üyesi, damadı. Ya dolayısıyla işte sabah kalktığında para, yani nereye ihtiyaç varsa oraya bu paraları gönderebilecek yetkileri var. Evet. Dolayısıyla bu para anamızın hak sütü gibi, yani anasının hak sütü gibi bu para işsiz kalan işçilere verilmesi gerekir. Ama bugüne kadar maalesef bu para amacı dışında kullanıldığından dolayı işçilerin sadece %10'u
işsizlik fonundan bu parayı alabilirler. Ama %90'ı siyasi iktidar ve işverenler tarafından kullanıldı. Tabii üzülerek söylüyorum, bu para bizim paramız, bu para işçilerin parası, bu para halkın parası. Buna da bizim hep beraber sahip çıkmamız gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız, bizi ağırladığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Yeniden görüşmeyi diliyorum sizinle. Evet, Emeklilik TV izleyicileri, İzmir Milletvekilimiz Kani Beko ile birlikteydik. Çok önemli bilgiler verdi bize, çok değerli bilgiler verdi. Emeklilik TV'yi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Instagram ve Facebook sayfalarımızı da takip edin. Bütün güncel haberleri emeklilikle ilgili, EYT ile ilgili, işsizlikle ilgili, iş hayatıyla ilgili, SGK ile ilgili aklınıza ne geliyorsa bize ayrıca yorumlarınızı, sorularınızı da iletebilirsiniz. Değerlendireceğiz. Mutlaka burada yayınlayacağız. Sizin sorunlarınıza, sizin haklarınıza yönelik tüm röportajları, gerçek haberleri burada size yansıtmaya devam edeceğiz. Emeklilik TV'ye abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.